Dünya alem herkese merhaba. Londra'nın kalbi Trafalgar Meydanı'ndayız. Bu meydan İngilizlerin en büyük amirali olan Amiral Nelson adına yapılmış olan bir meydan. Amiral Nelson aynı zamanda Osmanlı'nın devlet nişanı, hilal nişanı vermiş olduğu ilk yabancı komutan. Yani Osmanlı ve Türkler için de önemli. Neden Osmanlı için önemli? Onun hikayesini anlatacağım. Meydan ismini İspanya'daki bir limandan alıyor, Trafalgar Limanı'ndan. Çünkü orada büyük bir savaş oluyor. Savaşta İngiliz donanmasının başında Amiral Nelson var. Karşısında ise Fransızlarla İspanyollar ittifak olmuşlar ve Fransızların komutanı da Napolyon. Orada büyük bir savaş sonrasında Amiral Nelson büyük bir zafer kazanıyor. Fakat zaferi kazanıyor ama savaşın sonunda hayatını da kaybediyor. Nelson'ın öldürülmesi de ilginç bir hikaye. Napolyon, karşı tarafta Nelson varsa biz bu savaşı kazanamayız diyor. O yüzden ordusunda bir tim hazırlıyor, keskin nişancılardan oluşan ve onlara diyor ki siz savaşmayacaksınız. Sizin tek bir vazifeniz var, o da Nelson'ı bulup bulduğunuz yerde öldürmek. Askerler biz bu işi nasıl yapacağız diyorlar, o kamerasından çıkmaz. Fakat Napolyon tabii çok iyi tanıdığından dolayı Nelson'ı, o diyor açık savaşmayı sever, askeriyle beraber savaşmayı sever. Zaten Nelson daha önceki savaşlardan bir kolunu kaybetmiş, bir gözünü kaybetmiş. Aynen Napolyon'un dediği gibi Nelson kamerasından çıkıyor, askerlerle beraber açık savaşıyor ve o savaş zafere ulaştığı bir noktada askerlerden bir tanesi Nelson'ı vurarak öldürüyor. Ve İngilizler bu duruma çok üzülüyorlar. Hatta İngiltere'de şu an hala meşhur olan bir söz var. Trafalgar'da çok büyük bir zafer kazandık ama o zaferden daha büyük birisini kaybettik. Nelson'ı kaybettik. Peki Amiral Nelson Osmanlı için neden önemli? Şimdi onun hikayesine geçiyoruz. Amiral Nelson ölmeden 7 yıl önce yani 1798 yılında Fransız komutan Napolyon o zaman için Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal ediyor. Tabii bu Osmanlı için kötü bir şey fakat İngilizler için tam bir felaket. Çünkü İngilizlerin sömürge devletlerine açılan bütün kapıları Mısır'dan geçiyor. İngilizler hemen bir donanma hazırlıyorlar ve donanmanın başına Nelson'ı koyuyorlar, Mısır'a savaşmaya gönderiyorlar. Amiral Nelson İskenderiye'deki Mısır'daki o savaşta Fransızların 13 tane gemisini batırıyor ve donanmalarını yok ediyor, savaşı kazanıyor. Donanmasını kaybeden Napolyon bu sefer karadan ilerlemeye başlıyor ve Suriye tarafına gidiyor. Suriye'de Akka Kalesi'nde onu Cezzar Ahmet Paşa karşılıyor ve o savaşı da kaybediyor Napolyon. Karada da denizde de savaşları kaybedince bu sefer Mısır'daki o işgalini bitirip geri dönüyor. Mısır'da Osmanlı toprakları olarak kalmaya devam ediyor. Mısır kurtarılıyor. Tabii ki bunda İngilizlerin ve Amiral Nelson'ın çok büyük katkısı oluyor. Bundan dolayı da dönemin padişahı 3. Selim Amiral Nelson'a bir hediye göndermek istiyor. Ve ona çok değerli taşlardan oluşan bir sorguç yaptırıyor. Sorgucun tam 13 tane çubuğu var. Bunun esprisi de Amiral Nelson'ın Fransız donanmasında batırmış olduğu o 13 tane gemiyi temsil ediyor. Bu şekilde hediyeyi göndereceği sırada mabeyni diyor ki efendim diyor bunlar diyor Avrupalı, bunlar sorgucu bilmezler, takmazlar. E peki diyor bunlar ne bilirler? Bunlar diyor nişan bilirler, madalyon bilirler diyor. O zaman biz de madalyon yaptıralım diyor. Ve orada ilk olarak Osmanlı hilal nişanı yaptırılıyor. Ve ilk olarak da o sorguçla beraber Amiral Nelson'a gönderiliyor, hediye ediliyor. Amiral Nelson hediyelere çok sevinir, çok mutlu olur. Ve o sorgucu şapkasına takar, madalyonu da göğsüne takar. Öyle ki gittiği bütün davetlerde bunları mutlaka takarak gidiyor. Hatta bir gün arkadaşları ona takıldığı vakit ya tamam senin de madalyan var, bizim de madalyamız var. Niye bu kadar abartıyorsun diye. O da onlara evet kralın verdiği madalya sizde de var, bende de var. Ama Grand Turco'nun vermiş olduğu madalya sadece bende var diyerek onlara karşı o madalyalarla övünüyor. Hatta o değerli mücevherlerden oluşan nişanların kumaş halini yaptırıyor ve bütün elbiselerine diktiriyor. İşte Trafalgar'daki o savaşta Nelson ölürken üzerindeki elbisede diğer madalyalarla beraber Osmanlı nişanı, Osmanlı hilal madalyasında kumaş hali vardı. Şimdi günümüzde Londra'nın merkezi bu meydanda, Trafalgar Meydanı'nda 52 metrelik bir sütunun üzerine Amiral Nelson'ın heykeli yapılmış. Yüksek olmasının nedeni de sütunun ona gösterilen saygının yüksek olması. Ve o sütunun üzerindeki heykele yakından baktığımızda Amiral Nelson'ın kafasında Osmanlı'nın sorgucunu, kalbinde ise Osmanlı'nın vermiş olduğu o hilal nişanını görmekteyiz.
Bugünkü programımızda bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.